Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istenilen bir tarifi yapmak istedim, fırsat bulmuşken. Krem karamelli keki çok isteyen arkadaşlarımız oldu yorumlarda. O yüzden bugün yapmışken videosunu çekmek istedim sizlerle de paylaşmak için. 3 aşamadan oluşuyor kekimiz. Aslında çok kolay arkadaşlar. Sadece yani size tavsiyem bir gece önceden yapmanız. Kendini güzelce çekmesi açısından. Şimdi geçelim gereken malzemelere. İlk olarak karamelini hazırlayacağız. Bunun için 1 su bardağı toz şekeri tavamızda eriteceğiz. Bu apayrı ilk işlem yani. Daha sonra sudan geçirdiğimiz kek kalıbımıza karamelimizi dökeceğiz. Dediğim gibi ilk olarak karamelimizi yapıyoruz. 1 su bardağı şekeri tavamızda eritiyoruz. Daha sonra ikinci aşama olarak krem karamel kısmı var. Bunun için de 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Ben çırpma kabıma kırdım yumurtalarımı. Şu şekilde 4 yumurta. Şeker damak zevkinize kalmış bir şey. Ben 1 çay bardağı ekleyeceğim. Ve 2 su bardağı süt. Ve ben yoğun vanilya aromalı olması için 2 adet konsantre sıvı vanilya ekleyeceğim. Ama siz bunların yerine 2 veya 3 paket vanilya şekeri ekleyebilirsiniz. Veya portakal limon da kabuğu rendeleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Ve son olarak kek kısmımız var. Bunun için de 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yine 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı yine aynı bu şeker ölçtüğüm bardaklarla klasik su bardağı diyelim biz bunlara. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Şimdi dediğim gibi ilk olarak şekerimi tavama alıyorum ve ocakta eritiyorum. Kendi halinde hiç kaşık vurmadan eriteceğim. Karamelim oldu. Gördüğünüz gibi hiç kaşıkla karıştırmadım. Kendi halinde tamamen eridi. Ve şimdi hemen ocaktan alıp suyla ıslattığım kek kalıbıma döküyorum. Karamel olduğu için anında donacaktır. O yüzden bu işlemi hiç bekletmeden yapmamız gerekiyor. Ve fazla ısıtmayın. Karameliniz, şekeriniz fazla yanmasın yani. Yoksa acımsı bir lezzet olur. Evet, suyla ıslattığım kek kalıbıma döküyorum. Eşit bir şekilde karamelimi. Şimdi krem karamelimizi yapıyoruz. Bunun için 4 adet yumurtanın üzerine 1 çay bardağı şekerimi ilave ettim. Ve çırpıyorum ilk etapta. Ve çırparak sütümü ilave edeceğim. Bu esnada artık vanilya aromalarımı ekliyorum. Dediğim gibi siz lezzetlendirmek için yani tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Ben orijinal krem karamele oldukça yakın olması açısından vanilyalı yapmak istedim. Çok az biraz daha çırpıyorum. Hazırlamış olduğum krem karameli kek kalıbıma döküyorum. Bu arada karamelim dondu. Bu gayet normal. Ve artık sırada kekimiz var. Yine her zamanki gibi yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpacağım. Bu kıvama gelince çırpma işlemini bırakıyoruz ve diğer sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Yani 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Bunları da çok az bir çırpıyorum. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. Yani 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kakao. Bunları da sadece birbirine karışana kadar, güzel homojen bir kıvam alasıya kadar çırpıyorum.
kek harcımı da krem karamelin üzerine döküyorum. Kekimiz pişerken üste çıkacak arkadaşlar. Karamelimiz en altta, ortada kremamız ve en üstte de kakaolu kekimiz olacak. Pişerken hepsi birbirinden ayrı oluyorlar yani, ayrılıyorlar yani. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hele ki karamelli tatları seviyorsanız mutlaka deneyin yani. Evet, kek harcım artık pişmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ısıttım arkadaşlar. Şöyle büyük boy bir fırın tepsisine kalıbımı yerleştiriyorum. Çünkü alt tabanına su koymamız gerekli. Yoksa kremamız kesilir yani, iyi pişmez. O yüzden suyla dolduracağım ben tepsimi. Ben göz kararı koyacağım arkadaşlar. Yani yine de tepsinizi kaplasın suyu. Ilık veya sıcak fark etmez. Benim fırın tepsime 1,5 litre su gitti. Ve şimdi 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Yaklaşık 50 dakika ve 1 saat arasında pişecektir. Yine her zamanki gibi kek kısmına kürdan veya bıçak batırıp pişme testi uygulayacağız. Kekim 50 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum. Bir çöp şiş saplayacağım. Temiz çıkarsa pişmiş demektir. Evet, temiz, gördüğünüz gibi. Artık kekimi fırından alabilirim. Soğumaya alıyorum. Kekimi bu şekilde soğumaya alıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve kalıbından çıkarmadan buzdolabında bir gece bekletiyorum. Ama ilk, yani tamamen oda ısısında soğumuş olması gerekli. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Eğer gündüzden yapacaksanız en az 5-6 saat buzdolabında kalmasını tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bu keki yapacak olduğunuz zaman size tavsiyem akşamdan yapmanız. Çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Buzdolabına kaldıracağım ve yarın sunum şekliyle görüşürüz. Kekim bir gece buzdolabında bekledi arkadaşlar. Şimdi kalıbımızdan çıkarmak için tek püf noktası, şöyle bir borcama veya bir tepsiye kaynar su, yani oldukça sıcak su koyuyorum. Ki kekimizin altındaki karameli eritsin. Yoksa kalıptan çıkaramazsınız. Ve kekimi şöyle kaynar suyun içerisine oturtuyorum. Ve bu şekilde en az 5-10 dakika bekletiyorum. 10 dakikadır sıcak suda beklettim kekimi. Şimdi dikkatli bir şekilde şöyle hafif derinlik olan bir servis tabağına ters çevireceğim. Dümdüz olmasın çünkü karamel sosumuz akacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hiçbir şekilde bozulma yok şeklinde. Kremamız ortada. Üstte karamel ve altta kekimiz. Karamel sos da böyle aktığı için umarım videoda anlaşılıyordur. Kekimizin dokusu hafif böyle ıslak kek dokusunda. Başta da söylemiştim arkadaşlar. Eğer karamel seviyorsanız bu tarifte mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem görüntüsü hem lezzeti süper bir pasta. Yapımı da oldukça kolay, gördüğünüz gibi. Sadece bir gece dolapta beklemesi önemli. Şimdi sizler için bir dilimini kesip içerisini de göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. İşte böyle arkadaşlar. Çok lezzetli bir kek. Gerçekten mutlaka deneyin. Tekrar tekrar söylemiş oldum ama deneyin ve lezzetini kendiniz görün diyorum. Evet, bu tarifimi de umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Ve kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz diğer tariflerimi kaçırmamak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Bu kek tarifi çoğu takipçilerimden çok istenmişti yorumlarda. O yüzden onlar için bu keki bugün paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ve benden başka diğer tarifler isterseniz yorumlarda bunları belirtin. Elimden geldiğince yapıp paylaşmaya çalışırım her zaman için. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.